Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sunar. Su Medeniyeti ve Devlet Su İşleri Tarihi Belgeseli. 4. Bölüm. Devlet Su İşleri'nin dev projeleri. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark yoktur. Devlet Su İşleri geliştirdiği projelerle suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planladığı yatırımlarla ülkesine hizmette sınır tanımıyor. Devlet Su İşleri'nin tarihine baktığımızda ülkemiz için yaptığı hizmetlerle yurt dışında ülkemizin gururu olacak dev projelerle de adını duyurmayı başardığını görürüz. Bunlardan ilk akla geleni hiç şüphesiz yavru vatana can suyu verdiği projedir. Yavru vatanın uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için DSİ'nin dev projelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi ile Türkiye tarafında Alaköprü Barajı'nda alınacak yıllık 75 milyon metreküp suyun Akdeniz'e döşenecek boru hattı vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında Geçitköy Barajı'na aktarılması hedeflendi. 7 Mart 2011 tarihinde Alaköprü Barajı'nın temelinin atılmasıyla başlanan, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan, askıda borulu deniz geçiş sistemini de içeren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi, 4,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 17 Ekim 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete başladı. Her türlü ayrıntının ve riskin dikkate alınarak çalışmaların gerçekleştirildiği DSİ'nin bu dev projesi, Anamur Dragon Çayı'nın sularını deniz yüzeyinden 250 metre derinden geçen ve 80 kilometre uzunluğa sahip boru hattından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşıyarak yavru vatanın içme, sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılamıştır ve karşılamaya devam etmektedir. DSİ'nin ülkemizin bekası için attığı adımlardan en önemlisi ise GAP olarak da bilinen Güneydoğu Anadolu projesidir. Yukarı Mezopotamya olarak bilinen Güneydoğu Anadolu bölgesi, makine tarımına elverişli verimli topraklara sahip olsa da su yetersizliği yüzünden istenen verim bu topraklardan bir türlü alınamamıştır. Turgut Özal döneminde Güneydoğu Anadolu bölgesinin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini amaçlayan Güneydoğu Anadolu projesi, 1989'da hazırlanan master planla tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da kapsayan bölgesel bir kalkınma projesine dönüşmüştür. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapılan ve yapımı süren baraj ve hidroelektrik santralleriyle, sulama tesisleriyle Türkiye'yi bölgesel kalkınma konusunda dünyaya örnek konuma getiren bu proje, sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı içinde devam ettirilmektedir. GAP'ın en önemli ve kilit projesi ise hiç şüphesiz Aşağı Fırat projeleri içinde yer alan Atatürk Barajı'dır. Uluslararası inşaat yayınlarında dünyanın en büyük inşaat şantiyesi olarak listelenmiş olan ve dolgu hacmi bakımından dünyanın en büyük 6. barajı olan Atatürk Barajı, aynı zamanda Avrupa'nın ve Türkiye'nin de en büyük barajıdır. Enerji, sulama ve içme suyu temin etme amaçlı olan bu baraj, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin %20'sini tek başına karşılayacak seviyededir. Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Atatürk Barajı, DSİ tarafından planlanıp uygulanmış, tamamen Türk işçi ve mühendisinin emekleriyle gerçekleştirilmiştir. İnşaatı, 1983 yılında başlayan baraj, 1992 yılında tamamlanmıştır. Fırat Irmağı'nın en önemli barajı Atatürk Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarım üretiminde ve bölgede yaşayan insanların hayat standartlarında önemli değişiklikler olmuş, tarımsal ve endüstriyel gelişmelere ek olarak iş fırsatları da artmıştır. Atatürk Barajı ile entegre çalışan bir başka önemli projede 1995 yılında faaliyete geçen Şanlıurfa sulama tünelleridir. Atatürk Barajı'ndaki sulama suyunu Harran Ovası ve Mardin Ovası'nın bereketi topraklarına taşıyan bu proje, toplam uzunluğu 26.4 kilometre olan ve birbirine paralel inşa edilen iki tünelden oluşmaktadır.
Tüneller, Türkiye'nin ve dünyanın en uzun sulama tünelleri arasındadır. DSİ'nin tarihi prestij projelerinden biri, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin yarım asırlık canlı şahitlerinden devlet ve siyaset adamı Sayın Recai Kutan'la GAP projesi üzerine belgesel söyleşi yapıyor, tarihi bilgiler alıyoruz. Bu bölge, yani benim bölgem, Türkiye'deki su kaynaklarının en zengin olduğu bölge. Fırat ve Dicle nehirleri var. Ekonomik olarak sulanabilecek toprak potansiyelinin %23 ile %24'ü bu bölgede. Hidroelektrik enerji üretim potansiyelinin de gene %20'nin üzerinde olan kısmı bu bölgede. Dolayısıyla biz aşağı yukarı olmayan teknik elemanlarımızla bir giriştik ve aşağı yukarı 3-4 sene sonra bu bölge teknik kadro bakımından gayet zengin bir bölge haline geldi. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında DSİ tarafından hayata geçirilen bir diğer önemli barajımız da Mardin ve Şırnak illeri arasında Dicle Nehri üzerinde kurulu olan Ilısu Barajı'dır. Gövde hacmi açısından Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Ilısu Barajı, kurulu güç ve yıllık enerji üretim kapasitesi bakımından da Atatürk Barajı, Karakaya Barajı ve Keban Barajı'ndan sonra dördüncü büyük baraj olma özelliğine sahiptir. 19 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açılış töreniyle enerji üretimine başlayan bu baraj, Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin %10'unu oluşturacak kapasiteye sahiptir. DSİ baraj yapımı sırasında sular altında kalan Hasankeyf'te yer alan kültür varlıklarının korunması ve kurtarılmasında da örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atmıştır. Bölgedeki taşınabilir eserlerin tümü, Hasankeyf'in yeni yerleşim yerinde bulunan kültürel parka yerleştirilmiştir. Bölgeden en son taşınan kültür varlığı olan 1409 yılında Eyyubi Melik'i Ebu'l-Mefair Süleyman tarafından yaptırılan Er-Rızık Camii'nin 1700 tonluk gövde kısmı krikolar aracılığıyla kaldırılarak 262 tekerlekli özel bir platforma yüklenmiş ve 4 saatlik taşıma işleminden sonra yeni yerine nakledilmiştir. DSİ'nin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanan günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliriyle ülkemizdeki önemli barajlardan biri olacak olan Yusufeli Barajı'nı da unutmamamız gerekiyor. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde 7 yıla yakın bir süredir yapımı süren Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli beton mermer baraj tipinde ise dünyanın 3. yüksek barajı olarak tarihe geçecek bir projedir. 2.2 milyar metreküp depolama kapasitesiyle Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerindeki en yüksek depolama kapasitesine sahip baraj olarak dikkat çekmektedir. 2019 yılı Temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapılan tanıtım toplantısıyla yeraltı barajları ve suni besleme projeleri kapsamında 2023 yılına kadar 150'nin üzerinde yeraltı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilmiş olacağı kamuoyuna açıklandı. Toplam maliyeti 1 milyar lira olarak öngörülen proje, tamamlandığında 40 milyon metreküp su depolama hacmi, 600 bin kişiye içme suyu imkanı, 60 bin dekar arazinin sulanması ve 45 milyon lira gelir artışıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. 2020 yılında 15 baraj, 38 gölet, 75 sulama tesisi, 31 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 31 HES ve 152 taşkın tesisi olmak üzere toplam 360 adet tesis hizmete alınmıştır. 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanı Sayın Doktor Bekir Pakdemirli tarafından su ve sulamada hamle yılı ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde Türkiye'nin bütün illerini su yapılarıyla ihya etmeyi her gün bir adım daha ileriye taşıyan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin 2023,
2053 ve 2071 yılı hedefleri yanında, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda kadim geçmişi, tecrübesi ve tüm teşkilatıyla çalışmalarına sarsılmaz bir inançla devam etmektedir. DSİ tarihi başarı hikayeleriyle doludur. Bu belgesel DSİ'nin köklü tarihini gelecek kuşaklara aktaracak, genç DSİ mensuplarının da tarih ve kültür bilincinin oluşmasına katkı sunacaktır. DSİ'nin köklü tarihinde DSİ kültürünün oluşmasında hizmet edenleri saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ülkemizin kalkınmasında, kültür varlıkları ve çevrenin korunmasında DSİ'nin yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde öncü devlet kuruluşu olma vizyonuyla DSİ, devletimizin kalkınması ve milletimizin refah ve mutluluğuna hizmet etmeyi sürdürecektir.